İki, bir. Ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Kanalıma hoş geldin. Merhaba Eylem Planı dostları. Yeni bir 5N bölümüne hoş geldiniz. Bugün 5N'de, 5 neden, 5 nasıl bilmiyorum, çok planlamamışım bu ismi koyarken. Netflix'in dizi sektörünü nasıl değiştirdiğini 5 nedenle inceleyeceğiz. Tam 4,5 yıldır bu videoyu yapmayı planlıyorum. Yani ilk geçmiş notlarıma baktım. Bu konudaki ilk notumu 4,5 yıl önce tutmuşum. Netflix'in film sektörünü ve Netflix'in Türkiye'deki sektörü nasıl etkilediğini ayrı videolarda konuşacağız. Ama bugün genel olarak dizi sektörünü nasıl etkilediğinden başlamak istedim. Şimdi rakamsal veri vereceğim. O nedenle kopya çekeceğim. Böyle okuyayım. Şöyle yapayım da profesyonel dursun. Gözüküyor mu? Yok, tamam. Şimdi gözüküyor mu? Bir şey yapmaya çalışıyorum. Dur. Kameraya bakıyorum şimdi. Netflix 2012'de 24 milyon civarı üyeyle başlayan Netflix günümüzde 220 milyon üyeye yaklaşmış durumda. 190'dan farklı ülkede servis veriyor. Biraz kopya çekeyim bakalım. 1500'den fazla orijinal dizisi ve 150'den fazla da orijinal filmi varmış. Başardık, tamam. Gerek yok. Netflix neleri doğru yaptı? Bu House of Cards'la başlayan orijinal dizi yolculuğu bizi nerelere getirdi? 5N ile şimdi bunu konuşalım. 5N1. Netflix'in dizi sektörü üzerindeki en büyük etkisi dizi süreleri üzerinde oldu. Eğer çok fazla dizi izliyorsanız, Amerikan dizi sektöründe komedi vesaire ise 20 dakika, daha dramatik veya daha uzun format dizilerde 40 dakika, aslında 30'a 60 diye geçiyor reklam süreleriyle birlikte. Çok alışkın olduğumuz bir format vardı ve tüm senaryolar bu formata göre yazılırdı. Yani belli dakikalarda belli şeylerin olması, işte 40 dakikalık dizi ise ilk reklamdan önce ilk dramatik kırılma, ikinci reklamdan önce ilk sürpriz vesaire gibi. 20-40 formatına uymaktansa hikayemizin neye ihtiyacı olduğuna göre bölüm uzunlukları değişiyor. Şimdi şuralardan birkaç örnek yayayım size. 4,5 yıl bekleyince tabii bir bölümü çekmek için artık bunlar da yavaş yavaş formata oturmaya başladı böyle. 20-30 dakikalık diziler, 40-50 dakikalık, 1 saatlik diziler gibi ama örneğin ise burada eski televizyon yapısıyla bir dizi örneği sunayım. Tüm bölümler 40 ila 41 dakika iken günümüzde bir bölüm 55 dakika, biri 1 saat 5 dakika, diğeri 35 dakika olabiliyor. Hiç laf atmıyorsun kamera arkasından. Nasıl eğlenceli olacak bu video? 40, 50, 60 dakika ama formatı oturdu. Yani bütün dakikaları kullanıyorlar. Bununla formatla ne alakası var? Bunu zeki seyircime bırakıyorum. Bunu çözsünler. 5N2. Ne var ne? 2. Tüm bölümlerin aynı anda düşmesi. Bugüne kadar hep diziler bildiğiniz gibi haftalık, bazen işte yılbaşında daha uzun aralar vesaire yapısıyla ve yazın mola veya yaz dizileri 10-12 bölümlük kısa diziler şeklinde oluyordu. Netflix House of Cards'la birlikte tüm bölümlerin aynı anda yayınlanması formatını bizim de açlık duygumuzu geliştirdi. Bunun olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. İlki, hikaye ne gerekiyorsa o yapılıyor ve bir anda yayınlanıyor. Bunun benim gözümde bir avantajı, işte bir karakter çok popüler oldu, hadi onu diziye daha çok yayalım gibi şeyler sezonlar arası olabiliyor. Böylece yine popüler olan değil, hikaye neye ihtiyaç duyuyorsa onları izleyebiliyoruz. Hikayenize sahip çıkın. Bu formatın iki dezavantajı var ama benim gözümde. Birincisi, unuttum. O iki gözünde iki tane varmış. Birincisi dizilerin daha kısa süreler gündemde kalması. Örneğin Stranger Things çok meşhur bir dizi. Yayınlandığı dönem çok konuşuyoruz. Sonra bir ay sonra, 1,5 ay sonra durgunluğa geçiyor. Bize abi çok iyi diziydi ya dediği zaman evet ya çok iyiydi deyip geçiyoruz. Ama bir Game of Thrones'u düşünün, bir yaşı yeterince bizim gibi olanlar, Lost'un her hafta yayınlandığı dönemleri hatırlayacak kadar genç olanlar düşünün. Yıl boyunca o dizileri konuşurduk. Bu tüm bölümlerin aynı anda yayınlanması bu konuda dizilerin bir süre sonra yeni sezon gelene kadar unutulmasını sağlıyor. Mesela şimdi Stranger Things'in yeni sezonu gelecek. Tekrar bir konuşmaya başladık ama 6 aydır hiç bahsetmiyorduk bile böyle. Bunun Netflix için ikinci dezavantajı da düzenli olarak yeni IP'ler, intellectual property'ler, yani yeni orijinal formatlar sunmak zorunda olması. İşte Stranger Things geçiyor, Drive to Survive geliyor, işte Tiger King geliyor, o geliyor. Düzenli olarak yeni formatlar ortaya koymak zorunda olması. Disney Plus ve HBO Max gibi eski usul yayıncılar biraz daha uymak isteyen streaming hizmetleri bu haftalık yayınları tekrar döndürmeye çalışıyorlar. İşte örneğin Star Wars'un Mandalorian dizisi, Succession gibi diziler haftalık yayın formatına uygun çıkarıyorlar. Bu da başarılı oluyor. Dolayısıyla Netflix bu konuda artık tamamen yönü değiştirdi demek zor. Halen savaş sürüyor. Hangisini tercih ederseniz diyorsanız ben haftalığı bir tık daha fazla tercih ediyorum. 5N
3. Aslında 3'ü ben unutup söylemişim 2'nin içinde ama hikayedeki karakterlerin gelişimleri, dediğimiz gibi bu eski formatlarda işte baktılar bir karakter tutuyor, çok konuşuluyor. O karaktere daha fazla yer verme, daha çok replik verme, senaryoya dahil etme gibi şeyler yapılıyordu. Bunun en yaygın örneklerinden biri Friends'in son sezonunda işte Joey ile Rachel arasında bir ilişki tutturmaya çalışmaları. Bak hemen surat ekşidi. Yani bu tutmayınca işte bir anda başladığı kadar ani bitmesi, hikayenin ihtiyacı olan bir şey olsaydı sezon boyunca yazılır ve biterdi günümüzde. Beğendim beğenmedim sonra konuşulurdu. Atalım bakalım sevişmelerini sevecekler mi? Sevmediler. Bitirelim iki bölüm sonra. Bir haftadır senaryoyu yazdım diyorsun hocam. Yazdım, okuyorum şu an. Bu yerine göre iyi bir şey de olabiliyor, kötü bir şey de olabiliyor. Bazen de çok gereksiz karakterler silinebiliyor. Bunun avantajı, dezavantajı biraz sonraki maddelerle birleşince sizin de daha net bir fikriniz olabilir kafanızda. Bu üç ne? Netflix'in yaratıcılık tarafında, yani senaryo yazarları, yönetmenlerin özgürlüğünü açması, hikayeye odaklanabilmesi anlamında Netflix'in en büyük silahlarından 3 tanesiydi. Şimdi biraz da işin hikaye kısmından ziyade verisel, aslında Netflix'in daha çok ilgilendiği tarafı nasıl etkiledi? Onlara değinelim. 5 ne? 4. Big Data ve trend ölçümleri Netflix'in aslında işin yapım tarafında oyunu en büyük değiştiren şeylerden birisi oldu. Big Data hakkımızdaki binlerce verinin değerlendirilmesi ve sonuçlara varılması demek aslında. Buradan neyi kastediyoruz peki? Örneğin işte 4-5 yıl önce benim bile çocukluğumdan hayal meyal hatırladığım Full House dizisinin yenisi çekildi mesela, Fuller House diye. İnsanların hepsini neden çekiyorsun ki bunu, yani niye eski bir dizi tamamen yeni bir kasla bir daha çekiyorsun dedi. Çünkü Netflix dönüyor rakamlara bakıyor. İnanılmaz izlendiğini görüyor. Herkesin eleştirdiği, o vasat bulduğu bu dizi bir anda yeniden yayınlanıyor ve 6 sezon tekrar çekilebiliyor. Veya bize daha yakın bir örnek vereyim. Örneğin Hakan, Atiye gibi 2 bölüm zor dayandığım, ortasında kapattığım ve bir daha izlemediğim dizilerin nasıl 3-4-5. Sezonları gelebiliyor? Çünkü Big Data'ya baktığınız zaman örneğin Hakan Muhafız globalde La Casa de Papel kadar çok izleniyor. Ama yapım maliyetlerine baktığınızda La Casa de Papel'in bir bölümünü çektiğiniz paraya Hakan Muhafız'ın bir sezonunun tamamını çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Netflix için inanılmaz büyük bir kazanç demek. Onda biri maliyete aynı izlenme demek. Hemen bu sezonların 3'ü, 4'ü, 5'i gelebiliyor. Netflix 2000'den fazla lezzet sınıfı var. Örneğin işte bu kişi korku ama içinde biraz da komedi olan bilmem neleri seviyor diye buna göre bir kategorisi oluyor. Şuna göre bir kategorisi oluyor. Ve her birimiz Netflix'i açtığımızda farklı bir menüyle, farklı önerilerle karşılaşıyoruz. Netflix'in bu Big Data'yı kullanma şekli de böyle. Çünkü devamlı suretle yeni bir şeyler izlemenizi ve platformda abonenizi devam ettirmenizi istiyor. Netflix tarihinde ilk defa bu sene yeni abone kaydolma sayısında düşüş gördü. Hatta bu hafta İngiltere ve İrlanda'da fiyat yükselişi de yaşadılar. Tüm bunlar tabii ki rekabetten dolayı da oluyor ama Big Data'nın da önemini bir kez daha gösteriyor. Çünkü şimdi daha da ince ayarlar yapılıp, daha da iri öneriler sunup bize uygun yapımların devam etmesi gerekiyor. 5 ne? 5. Binge watch ve on demand dediğimiz, yani binge watch oturup bir anda bir sezonu izlemek, on demand dediğimizde bunu istediğimiz zaman yapabilmek geleneksel televizyonun bize sunamadığı iki şeydi. Dizi maratonu dediğimiz şeyler olmadığı sürece bir kanalda biz bunu yapamıyorduk eskiden ama şu an bütün izleme şeklimiz buna döndü. Az uyuyalım biraz, sezonu bitirelim falan gibi şeyler lügatımıza girdi. Ben de lügat kelimesiyle yaşımı belirttim. Bunlar da bizim aslında bütün yine izlenme alışkanlığı değiştirmeye başladı. Çok beklediğimiz yeni dizinin yeni sezonu gelmiş, hepsini bir günde izleyebiliyoruz ve aslında az önce bahsettiğim işte bu da bizde dizinin daha az gündemde kalmasını sağlayabiliyor. Ama böyle bir şeye ihtiyaç duymaya başladık. Devamlı yeni içerik, devamlı yeni şeyler. Bu da bizim izlenme alışkanlıklarımızı inanılmaz değiştiren şeylerden birisi. Ben bütün videoyu galiba böyle anlattım ha. Değil mi? Sağ ol düzelttiğin için. İyi ki seni almışım oraya. Beğenmiyorsan para ver. Korsanın bu kadar yaygın olduğu, aslında biz bu işte otur bir sitenin başına ve bütün sezonu izle sistemine korsandan çok alışıktık. Bu kadar korsana alışık bir ülkede bile ücretli bir servise bu kadar fazla insana abone yapabilmesi ve orijinal içerik ürettirebilmesi Netflix'in başarısını gösteren şeylerden birisi bize. Bunu Türkiye'de bile başarıyorsan dünyanın geri kalanında çok daha rahat başarabiliyorsun. Aslında burada daha pek çok konuya değinmek istiyorum. Türkiye'de etkisini %100 hissetmesek de işte Netflix'in değiştirdiği reality show dünyası, işte Love is Blind, benim The Circle, bunlar benim en çok izlediğim şeyler ama burada çok bahsettim. Love is Blind, The Circle,
Too Hot to Handle. Bunlar müthiş seriler. True Crime'lar, o suç belgeselleri biliyorsunuz. Her hafta yeni bir tane düşüyor. Spor belgeselleri. Bütün belgesel dünyasını bir sallamış olması ve içeriye açık olması, bir format geliştirmiş olması. Stream servisleri savaşını başlatmış olması. Şu an bildiğimiz bütün stüdyoların bir stream servisi var. Disney'inden tutun HBO, işte Hulu, o bu şu televizyon kanalları bile kendi streamlerini açmaya başladı. Tüm bunlar Netflix'in yaptığı büyük devrimlerin daha pek çok kısmı olduğunu bize gösteriyor. Ama hepsine bu videoda değinemeyeceğim. Yeterince uzun oldu zaten. Tüm bunlara dönüp baktığımızda tek bir gerçek var aslında. Netflix dünyayı değiştirdi. Videonun başında dediğim gibi daha neler, film sektörüne olan etkisi, Türk dizi sektörüne olan etkisi gibi konuları da konuşuyor olacağız. Sizin merak ettiğiniz veya yorumumu merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi dizileri izleyelim Netflix'te? Yani çok zorlanıyoruz biliyorsunuz bir şey izlemeyi seçerken. Onları da lütfen belirtin. Abone, like unutmadım bu sefer. Zile basmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hadi kalk. Sen yaptın zaten yemeği. Sen hazırla, ben giyince. Peki. Ağlama.